Her bir kandil bizim için bir dönüm noktası, bir resetleme fırsatı, yani yenilenmek için bir dönüşüm noktası. Eğer kandilleri camilerde doldurup ibadetten haz alıp zikir yaptıktan sonra dışarıya çıktığımızda kendi nefsimize bir değişim ve dönüşüm yapamıyorsak, o zaman burada bir sorun var. O zaman beraatimizin kabulünün nişanesi, yarın sabah çevremizdeki insanlar bizdeki değişimi görmesi lazım. Haç'tan gelen abilerimizde çevresindeki insanlar bir değişik hal görmek isterler, değil mi? Bizim bir hocamız vardı, Allah selametlik versin. Her haca giden, umreye giden kişileri bu mihraba bir tartı getirtirdi bana. O umreye gidenleri burada tattırır, kilolarını bana yazdırırdı. İlk zaman çok şaşırmıştım. Dedim hocam hayırdır? Umre'ye gidenleri, haca gidenlerin kilolarını niye not tutuyoruz? Dedi ki onların kilolarını kaybetme. Geldiklerinde tekrar tartacağım. Eğer kilolarında aynı veya artış varsa bunların umrelerinin kabul edildiğinde bir şüphe göreceğim dedi. Eğer kilolarında bir düşüş varsa demek ki orada yatmamışlar. Orada ibadet etmişler. Orada bol tavaf yapmışlar. Gidiş kilomuzla geldiğimiz kilomuz farklı olacak. Her bir kandil bizi değiştirecek. Her bir gece bizi dönüştürecek. Zaten bu kandillerin, dinimizin, ibadetlerimizin, taatlerimizin asıl gayesi ve amacı bizi sahada iyi bir mümin yapmak, kaliteli Müslüman yapmak. Yoksa bizi bir ay boyunca aç tutmak Allah'ın çok hoşnut olduğu bir şey değil. Asıl gaye bizi değişim ve dönüşüm